Bitcoin grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumundaki süreç bu bölgede devam ediyor ve yatay bir şekilde sürüyor. Yarı yarıya stop bölgesi olarak 16.780 bölgesini ve kesin stop noktası olarak da 13.850 bölgesini belirledik. Yukarıdaki en önemli yakın hedef bölgesi olarak da 34.235 bölgesi olarak takip ediyoruz. Şablon bölgesinin üstüne geçişlerdeki birinci direnç noktası olarak takip edeceğimiz bölge, bu bölgedeki şablonun orta bölgesindeki kesişme noktamız olan 22.800 bölgesi ve üstündeki bölgede de 24.110 bölgesi olarak takip ediyoruz. 24.110 bölgesi üzerine geçişler olmadığı sürece Bitcoin'de yükseliş ihtimali oluşturmadan geri çekilme ihtimallerini ve aşağıdaki en önemli süreçteki son nokta olarak belirlediğimiz 13.850 bölgesine kadar olan düzeltme ihtimalini de kullanma ihtimalinin devam ettiğini söylemiştim. O yüzden 24.350 bölgesi üzerine geçişlerdeki durumu oluşmadığı sürece ve bu durum meydana gelmediği sürece Bitcoin'deki yukarı hareketlerin devamı oluşmadan geri çekilme ihtimallerini daha yüksek gördüğümü belirtiyorum. O yüzden 16.780 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasını önemseyelim. O bölgenin altına geçişlerde daha tehlikeli durumlar meydana geleceğinden dolayı yukarı hareketler oluşmazsa mutlaka aşağıdaki 13.850 bölgesi test edilip o bölgenin altına geçişlerde de daha tehlikeli durumlar oluşacaktır. Yukarı hareketleri devam ettirebilmesi için 24.000 bölgesini hacimli bir şekilde geçişi yapıp bu bölge üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarı hareketleri başlangıcının ilk sinyali olarak da algılanabilir. Ethereum grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumundaki yarı yarıya stop bölgesi olarak 797 bölgesi, kesin stop noktası olarak da 400 bölgesini belirledik. Yakın hedef bölgemiz olarak 2030 bölgesi var ve şablon bölgesi içerisindeki sürecin devam ettiğini ve gördüğünüz gibi de kanal desteğinde yatay bir şekilde süreci devam ettirdiğini görüyoruz. Bu bölge üzerine geçişleri sağlayamadığı sürece de tabii yukarı hareketlerin oluşumunu meydana getiremedi. Bu önemli direnç noktası olan 1285 bölgesi. 1285 bölgesi geçilmediği sürece de şablon bölgesi içerisindeki hareketleri devam ettirerek süreci tamamlayacak gözüküyor. Tabi geri çekilmelerde mutlaka yarı yarıya stop bölgemizi ve kesin stop noktalarımızı da önemseyelim. Daha aşağıya derin düzeltme durumları oluşacağından dolayı o bölgelerdeki stop durumları mutlaka değerlendirelim. 1385 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarıdaki şablon bölgesinin üst noktası olan 1500 bölgesine kadar da yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilecek grafik durumu devam ediyor. Ripple grafiğindeki şablon durumumuzda bu bölgedeki 28 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve 22 bölgesinde kesin stop noktası olarak belirlemiştik. Yukarı hareketler oluşturabilmesi için de şablon bölgesinin üst noktası olan 35 bölgesini geçiş yapıp üzerinde kalıcı kapanışları yapması gerekiyor demiştik. Gördüğünüz gibi 35 bölgesine tepkisel hareketleri gerçekleştikten sonra şablon bölgesine ne kadar yakın ve yatay bir şekilde geri dönüşle devam ettiğini görüyoruz. Üst bölgeye geçişleri sağlayamadığı sürece tekrar aynı bölgedeki 28 bölgesine geri çekilme ve çift dip ihtimalini oluşturmuş durumda. Buradan vereceği tepkilerden sonra 35 bölgesinin üzerine geçişleri yapabilirse yukarı hareketleri, yani yakın hedef bölgemiz olan 55 bölgesine kadar dahi yapma ihtimallerini oluşturabilir. Fakat 35 bölgesinden sonraki direnç noktası olarak 40 bölgesi ve en önemli direnç noktası olarak da 45 bölgesini takip ediyoruz. SXP grafiğimizde oluşturduğumuz şablonda 1.07 bölgesini yakın hedef bölgesi olarak belirledik. Geri çekilmelerde de 33 bölgesi, yani burada yapmış olduğu dip bölge, yarı yarıya stop bölgesi. Onun altına geçişlerde de 15 bölgesini artık son nokta ve kesin stop noktası olarak takip etmekte fayda görüyorum. Üst bölgeye geçişler için öncelikle tabii ki direnç noktalarını hacimli bir şekilde geçmesi lazım. Bakın burada yine bu hafta için test etmiş 45 bölgesini, fakat geçiş yapamamış. Üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamamış. 45 bölgesini geçebilirse tabii ki şablon bölgesinin en önemli direnç noktası 61 bölgesi gözüküyor ki 61 bölgesi geçilmediği sürece yukarı hareketlerin oluşma ihtimali meydana gelmez ve bu bölge arasında da yataylık devam eder. Zircoin grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 19 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve 7 bölgesini de kesin stop noktası olarak belirlemiştik. Bu süreçten sonraki aşağıya 0.5 bölgesinden düştükten sonra, fakat kanal bölgesindeki hareketleri devam ettirerek tekrar 0.5 bölgesine bir tepkisel hareket yapsa da üzerine geçiş yapıp kalıcı kapanışları sağlayamadığı için geri çekilmelerde tekrar 35 bölgesine bir geri çekilme meydana gelip şablon durumunun son noktalarına yaklaşmış gözüküyor. Buradan vereceği tepkisel hareketlerle beraber 0.5 noktasına bir tepkisel hareket oluşturabilir. Üstünde kalıcı kapanışları sağlayabilirse de yukarı hareketleri oluşturabilir gözüküyor. Dogecoin için belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgemiz ve kesin stop noktası olarak takip ettiğimiz 0.5 ve yarı yarıya stop bölgesi olarak da 0.6 bölgesi vardı. Şu bölgenin altında oluşturduğu dipten sonra gördüğünüz gibi kesin stop noktası olan 0.5 bölgesine kadar geldikten sonra yukarı 0.6 bölgesine bir tepkisel hareket başlatmıştı. Fakat üzerinde tekrar kalamadan geri çekilmelerle haftada kapatmış gözüküyor ve o bölgede artık yukarı hareketler oluşturması için de üst bölgeye geçişleri sağlaması gereken bir şablon durumunu devam ettirmiş gözüküyor. Buradan sonraki direnç noktası da tabii ki 0.8 bölgesi ki en önemli direnç noktası olarak o bölgeyi takip ediyoruz. Üzerine geçişleri sağlayamadığı sürece yukarı hareketleri oluşturmadan bu bölgede yataylığı ve güç kazanma hareketlerini devam ettirecek gözüküyor. Kesin stop noktasının altına geçişlerde tehlikeli boyutların sinyallerini almaya başlayacağız. O yüzden oradaki 0.5 bölgesini önemseyerek takip edelim. MANA grafiğinde oluşturduğumuz şablonda 75 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi, 61 bölgesinde kesin stop noktası olarak belirlemiştik. 1.70 hedefine giden süreçte. Gördüğünüz gibi yukarıdaki bölgede 1.9 bölgesini test edip o bölgenin üzerine geçişleri sağlayamadığı için tekrar 75 bölgesine geri çekilmeyle haftaya kapatmış gözüküyor ve bu süreç içerisinde de 1.09 bölgesi 0.75 bölgesi arasındaki şu bölgeden itibaren oluşan yatay süreç devam ediyor gözüküyor. O yüzden bu bölgede halen daha bu yatay süreç devam etme ihtimalini şablon bölgesinin boyutlarında devam etme ihtimali süreci gibi üst bölgeye geçişler için hacimli durumların 1.09'u geçerek gerçekleşmesi gerekiyor. Bu süreç gerçekleşmediği sürece de daha yukarı gitme ihtimali oluşmadan güç kazanma hareketleri için yatay bir süreci devam ettirecek gözüküyor.